bazı bir dayus erkekler var eken, o şey ayollar sartaraşhanası da stilist bulup işler eken. Erkek, karın, ayollarını başını yuvup, saçını yuvup, onların saçını kesip, onların saçını işle bir etken, erkekler var eken. Bu kanaka bu iş. Ha, bu lanet ki bu. Kargış ki bu. O hatta karışlığı mümkün bulmayan namahram ayolunu başını çengellep, başıdaki saçını işle bir yaptı. Yarım saat, bir saat çünkü işte, o işte namahramın başını şey yaptı. Bu lanet ki bu. Tengdoshlariga o'xshamayam yurib. Hayajon deb kelib gapirishini xohlayman. Iltimoslardan. Yordam beringlar. Yarim yo'ldan qolib ketmay. Musofani yutdirmanglar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Yordamingizni ayamanglar. Ertadan boshdagi tomirlari qisib, qisilib qolgani sababli boshiga kuchli-kuchli nijonalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha, men katta yigit bo'lib, Xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib, uyam yordam beradi. İnşallah şu kullarga yetkazdi. Ana shu joyga xotinlarni, qizlarni yubortirib, nomahramni qo'liga xotinini boshini tutqizib qo'yganlar bor. Mana nima qilsang qil, chiroyli bo'lsa bo'ldi menga deb yurgan dayuslar bor. Ular jannatga kirishadi tursin, xidini ham qidlamaydi birodarlar. Mana bizlarni hayosizligimiz tufayli dunyoda bo'layotgan bitta illatimiz bittasi xolos bu. Hali bunaqa illatlardan milliontasi hayotimizda qadamimizda uchrab turibdi. Qani hayot? Qani uyat? Hazreti Oyisha onam roziyallohu anhodan ashob-i ikromlar Rasulullohni tanirdilar, bilardilar. Qanaqa inson ekanligi, qanaqa fazilat, qanaqa taqvo, qanaqa hayo bilardilar. Lekin biz bilmagan inson masalan tashqarida o'zimizni ko'p narsalardan tiyishligimiz mumkin, lekin asl basharamiz oilamizda, xotinimiz oldida ochiladi. Shuning uchun bizlar bilmagan bir jihatlari bormikan deb Hazrati Oyisha onamdan so'ragan ekanlar. Ey ummul mu'minin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayolari qandoq edi desalar, Hazrati Oyisha onam aytgan ekanlarki, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayolari go'shangaga kirgan kelinchakdan ham ko'ra hayoliroq edi degan ekanlar. Ayol kishini hayosini eng yuqori cho'qqiga chiqqani go'shangaga eri bilan kirgan soatida, undan oldin ham muhayyo bo'lmasa ekan, undan keyin ham muhayyo bo'lmasa ekan, eng yuqori cho'qqisi shu go'shangaga kirgan. Payg'ambar alayhissalomni hayolari o'sha kelinchakdan ham ko'ra hayoliroq edi degan ekanlar. Buni tasavvur qilishlikni o'zi qiyin. Buni o'ylab ko'rishlikni o'zi qiyin. Uni o'ylashlik uchun biz ayol bo'lib, ayol sifatida o'sha go'chanchadagi hayoni bir tanamizdan o'tkazib ko'rishligimiz kerak-ku, undan keyin bundan ko'ra hayo qanday ekanligini undan keyin tasavvur qilishligimiz mumkin. Hayo insonga fazilat ato qiladi. Hayo insonga hurmat keltiradi.